yapmışım. Ne var ne yok anlat bakalım, seni dinliyorum Zeki. Ne var ne yok anlat bakalım, seni dinliyorum Zeki. Dur bir çay içelim değil mi? Çay içersin. Vallahi iyi olur. Bize iki çay getir. Sen kaç zamandır köye gelme, ondan sonra ne var ne yok anlat dinleyelim Zeki. Ya insan bir kere köye gelir, ne var ne yok bakar. Niye arayıp da sormuyorsun? Ah Zeki ah, geçim derdi, telaşesi. Burası İstanbul, insanlar analarını babalarını hepsini unuttular Zeki. Ha. Ne var ne yok Zeki? Ne olsun be Kemal abi? Bu kışın çok çetin geçti ha. Köye kurtlar, çakallar indi. Aç kalmış hayvanlar köye saldırdılar. Yok ya. Ha? Var mı zarar ziyan Zekim? Abi ya, köye çakal kurt iner de zarar ziyan olmaz mı? Yani mesela sizin Çilli Horoz'u kurt kaptı. Deme ya. Ha. Ne öterdi o horoz sen biliyor musun Zeki? Ha. Hep yüksek duvarlara çıkardı. Ha. Evlerin tepesine çıkardı öterdi. Ha. Peki bizim Karabaş yok muymuş Zeki? Şu uyuz köpek. Ya Karabaş vardı da onu da sizin baharda şeyde bağda eşek depti öldü hayvancağız. Eşek ahırda bağlı değil miymiş Zeki? Ya Kemal abi ahırda bağlıydı ama köyde cenaze vardı. Şey, senin baban ölmüştü de onun cenazesini taşımak için eşeğe kullandı. Zeki! Ha. Babam mı öldü benim ya? Ha. Annem nasıl dayanacak Zeki? Ya üzülme be Kemal abi be. Zaten baban da annenin ölümüne dayanamadığı için öldü. Ne? Ya yani annenin üzülecek bir durumu yok yani. Ya Zeki desene! Söndü benim hocam Zeki! Söndü! Ya sen benden horoz muhabbeti yapıyorsun Zeki ya. Kemal abi üzme kendini bu kadar ya. Niye üzüyorsun? Nasıl üzme Zeki? Senin ocağın sönmedi abi ya. Ben geldiğimde vallahi hala yanıyordu ocağın ya. Zeki git gözün görmesin. Tamam ben. Yaptığın muhabbete bak senin ya. Sandalyeyi de düştü. Ocağın sönmüş ben. Daha tavuk muhabbeti, horoz muhabbeti yapıyorsun benden. Git ya, böyle haber mi verilir Zeki ya? Çayın parasını bulalım. Daha hala konuştuğu şeye bak. 2 dakika sana haber. Git Zeki.